Aşk laftan anlamaz. Pardon. Niye kaçıyorsun? Kocandan mı utanıyorsun? Kendini affettirmeye mi geldin yoksa? Yok, ben sadece... Ha. Ha, sen şey diyorsun hani, beraber diyorsun. Saçmalama ya, bırak beni. Aklını okuyabiliyorum hayat. Efendim canım? Ha, duştaydım, evet, duymadım. Kahvaltı mı? Olur, ben gelip seni evden alayım o zaman. Kimle konuşuyorsun sen? Bayan müsait, girebilirsin. Yok, uykum var benim zaten çok. Buyurun ben hemen şimdi buraya, hemen iniyorum. Ama sen öyle bakınca benim şimdi uykum kaçtı. Ben şey yapayım, ben ne yapayım biliyor musun? Ben kahvaltı hazırlayayım. Ama tabii ki sana değil. Kendimi hazırlayayım. Ben kendimi kahvaltı hazırlayayım. Ben telefonu unutmuşum. Oh, çok pardon. Aa, bu ne? Azim Hanım. Ver şunu. Niye kızıyorsun ki? Kızmadım. Sadece bana her şeye dokunmasından hoşlanmam. Tamam, dokunmam. Bu arada hazırlan, şirkete gidiyoruz. Şirket mi? Çözemediğim bir dava ile karşı karşıyayım. Benim burada tüm sorularım cevapsız kalırken Leyla Yılmaz da bir yerlerde özgürce dolaşıyor. Ya kadının hakkında tek bir satır yok ya. Sanki hiç yaşamamış gibi. Pes ya, pes. Bir de ismini değiştirdi. Murat, ne oluyor? Neden herkes burada? Sabret, öğreneceksin. Bebe, hoş geldin. Hoş geldim da hiç hoş bulmadım. Her şey daha hoş. Kızmasana dedeciğim, ben neden geldiğini merak ettim. Ben de bilmiyorum ki neden geldim. Bana niye soruyorsun? Koçana, korkana. Davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah efendim, rica ederim.
Hadi hadi bırak da tavayı. Ne söyleyeceksen söyle de gidelim. İşimiz var. Söyleyeceğim merak etmeyin. Buyurun şöyle. Girmediğim arama motoru kaldı mı acaba? Yelpazeyi daha ne kadar genişletebilirim ki? Her yere baktım. Kadın resmen sıra kadem basmış ya. Acil büyük konsey toplantısı mı? Ben de bilmiyorum, anlamadım ki. Toplantıda ne konuşulacak ki? Ay, ben böyle karanlık işleri hiç kaldıramıyorum. İş birliğimizi unutmadın değil mi? Öğrendiğin gibi anlatıyorsun. Tamam, anlatırım, merak etme. Ay, biri koklayayım. Yok, sende de yok. Kokuyu alamıyorum. Ya bu gençlerin tutkusu nereye gitti ya? Fazla zamanınızı almayacağım. O yüzden direkt konuya giriyorum. Biz sarsılmaz olarak kimseye borcumuz kalsın istemeyiz. Öğrendim ki dedemin size borcu varmış. Ve ben borcu ödemeye karar verdim. Bunun için mi dizdin bizi böyle sebilane bardağı gibi? Ben sana parayla pulla işim yok demiştim. Anlamadın mı? Bunu yapmak zorundayım. İster alın ister bir yere iyi edin. Olmaz öyle şey, kabul etmiyorum. Boşa konuşuyorsun. Karşınızdakini bir dinleseniz Haşmet Bey. Hemen öyle celallenmeseniz. Efendim bunu siz için yapmıyorum. Kendim için yapıyorum. Geceleri rahat uyuyabilmek için. Ödenecek miktarı neye göre belirleyeceksin Murat? O işlemler halledildi bile. Haşmet Bey de sahtedeki herkes gibi eşit isteğe sahip olacak. İstediğiniz belgeler Murat Bey. Teşekkürler Canan. Ben hissemişse istemiyorum. Ben de borçlu kalmak istemiyorum ama. İnat etmeyi bıraksanız Haşmet Bey, torunum haklı. Lütfen bu teklifi kabul edin. Belki şöyle bir öneriyle Haşmet Bey'i ikna edebiliriz Muratçığım. Hisseleri hayata, gelininize verelim. Böylece sorun ortadan kalkmış olur. Ne hissesi? Bir dakika ya. Ne diyorsun bu ses? Dede? İpek. Efendim? Ya lütfen söyler misin? Sabahın köründe niye geldik buraya? Çünkü ben burada çok iyi düşünüyorum. Beynim çok iyi çalışıyor. Peki hangi konu hakkında konuşmaya geldik? Düşünmeye geldik buraya. Tamam. O zaman söyle bakalım, dinliyorum. Kerem'le Tuval. Şirkette nasıllar? Çok zor bir soru mu sordum? Anlatsana biraz, ne var? Efendim Aslı? Nerede miyim? Şirkete gidiyorum. Yürüyorum hatta şu anda. Ya öyle mi? Yalnız mısın? Yalnızım. Soru mu şimdi bu? Oh vallahi. Ne güzelmiş. Arkadaşım. Vakit bulursan ara beni. Ararım canım arkadaşım. Tabii zaten akşama görüşürüz. Hadi bay bay.
nasıl öğretiyorsun kıza ya? Ayıp değil mi? Sıkıldım çünkü. Neden? Bu kanka muhabbetinden. Ya İpek, sence de çok uzatmıyor muyuz? Neyi? Ya hoşlandın benim sana kanka demesi hoşuna gider mi? Hoşlandığın birinin. Hatta daha da fazlası. Ya İpek, ben bu kıza çok aşığım. Wow. Hayırlı olsun. Geçmiş hesapları da kapattığımıza göre çocukları artık rahat bırakırsınız Haşmet Bey. Benim hesaplarımda paradan başka hesaplar da vardır Azime Hanım. Ama siz bunu hiçbir zaman anlayamadınız. Benim yarım akıllı torunum da anlayamadı ama bir gün anlayacak. Haşmet Bey, bu çocuklar birbirini seviyor. Azime Hanım, Allah rızası için bir susun da kalbinizi kıracağım. Kulağını yaşta beni iyi dinle delikanlı. Bir zaman gelir de hayat bana gelip onu çok üzdüğünü söylerse bil ki ben daha seni üzerim. Çok üzerim. Hayırdır, ne oldu? Ne? Nasıl olur? Nejat! Haberim yok de bana. Neden? Bravo Nejat ya, bravo sana, bravo. İyi uykular. Ya dur, bir bağırma, ne olduğunu anlat. Ne olacak? Annen olacak o kadınla oğlun. O sahtekar kızı şirkete ortak etmişler. Hem de bir zahmet edip seni adam yerine koyup sormadan. Şimdi sana sorabilir miyim Nejat? Sen nasıl bir adamsın ya? Sen ne biçim bir babasın? Susarsın tabii. Susma Nejat. Annen ve oğlun benim oğlumun hakkını çaldılar. Bir şey yapacak mısın, yapmayacak mısın? Tamam. Anladım. Sen korkuyorsun. Korkaksın sen. O zaman dünyayı onların başına ben yıkarım. Ne oluyor size? Çabuk anlat bebeğim. Ha, şirketten hisse verdiler bana. Konumuz buymuş yani. Onu demiyorum. Ben o konuyu çoktan öğrendim. Benim konum aşk. Her zaman aşk. Ah Minel, aşk. Murat'la aranızdaki connection'ı soruyorum. Hiçbir şey hissedemiyorum. Anlamadım Tuval Hanım. Aranızda tutku yok. Ateşler yanmıyor. Havai fişekler patlamıyor. Anlat bana ne oluyor? Doktor Tuval baksın çaresine. Yok canım. Nereden çıkarıyorsunuz yok öyle bir şey? Biz gayet iyiyiz. Her şey yolunda yani. Aha, aha. Bana masal anlatma. Geç onu tatlım. Kaçmaz benden. Bağlantıda bir engel, bir parazit var. Apaçık ortada yani. Annesiyle alakası olmasın. Annesi mi? Ha. Annesi mi dedim? Derya diyecektim. Kafam biraz... dolu. Dolu.
Gel. Başka bir isteğiniz var mı Murat Bey? Çıkabilirsin Çağla. Geri al bunu Murat. Ben istemiyorum. Dedemin yanında bir şey söyleyemedim. Ben sadece işimi geri istiyorum. İyi de sana bir şey istiyor musun diye soran olmadı ki. Yani ben sadece borcumu ödedim. Üzerine alınmana gerek yok. Anlayacağın sana bir paye vermiyorum. O yüzden bu saçma sapan fikirlere kapılmana da gerek yok. Sanıyorsun sen? Senin yaptığını. İşte sen bana her seferinde böyle yapıyorsun. Suratıma çarpıyorsun laflarınla. Sonra topluyorsun, sonra tekrar çarpıyorsun. Yeter artık. Bana bir hiçbir şey gibi davranamazsın. Beni itip kakamazsın. Çok güzel bir gösteriydi, bravo. Tebrik ederim. Tamam. Tamam Murat Sarsılmaz. Savaşmak mı istiyorsun? Ben varım. Hadi savaşalım. Ama söyleyeyim, bundan sen zarar çıkarsın. Yaz bir kenara. Göreceğiz. Allah. Temizlik yapıyor. Bir de hastaneden dezenfektan ne getirmiş. Durmadan her yere onu sıkıyor. Hastanede kesin biri bir şey demiştir ona. Ha, bilmiyorum ama durumu çok fena. Hatta çok çok fena. Dur dur. Ben şimdi bunun derdi neymiş öğrenirim. İyi, ne haliniz varsa görün. Gel seninle biraz konuşalım, şurada otur. Ben de seni bekliyordum. Geldim işte. Ne o yüzüme gözüme sıktın? Dezenfektan. Bütün mikropları öldürüyor. O yüzden belki de fazla ömrün kalmamıştır. Hı? Bak hala sıkıyor ya, Allah Allah. Evet biliyorsun ben zaten işimi yarım bırakmayı sevmem. Hı? Niye bana öyle bakıyorsun aslan? Alo, Vedat Bey, merhabalar. Hani sizden geçen gün durdurulmasını rica ettiğim bir haber vardı ya. Evet, şimdi onu bir şeyler daha ekleyip öyle yayınlamanızı istiyorum. Bomba haberdi zaten. Bu sahtekar gelin hikayeleri hep çok satar. Dinliyorum sizi hanımefendi. Şimdi haberi şöyle değiştireceğiz. O sahtekar kızın bütün ailesi, hatta dedesi bile bu dolandırıcılığın içindeymiş. Ciddi misiniz? Benimle kafa bulmuyorsunuz değil mi?
Koku ne ya? Hayatın kokusu bu. Hayatın parfüm mü? Bugün beni bekleme. Gecikebilirim. Karıcığım. Oha! Sen böyle mi gideceksin? Bu ne demek şimdi? Parfüm de sıkmamışsın. Resmen yıkanmışsın. Nereye gidiyorsun sen? Sen niye böyle sorular soruyorsun ki bana şu anda? Sana ne bunu? Bana ne, öyle mi? Evet. İyi, o zaman ben de giderim. Pardon, pardon. Nereye gideceksin? Bilmem. Gezerim. İstanbul gecelerine akarım. Felekten bir gece çalarım. Hiçbir yere gidemezsin sen. Hadi bir git. Gidersem ne olur? Bana bak hayat. Seni bir kere uyaracağım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Tamam mı? Üstü üstü oturuyorsun burada. Saçma sapan fikirlere kapılma. Sakın bana misilleme yapayım falan da deme ha. Hele be gitmiş. Bak hayat, saçma sapan fikirleri kapılma. Usul usul dur. Of canlar ya. Ne yapıyorsun orada? Kazağımı arıyorum. Dağıtmışsınlar yerini. Dağıtmışsın, kim toplayacak bunları? Toplarız ya, ne var? Ha, toplarsın, çok toplarsın. Daha önce topladıkların gibi çok gördük topladığını. Aslı, bugün senin neyin var? Kafana bir şey mi düştü? Hadi çek kafama benim be. Bıktım diyorum senin dağıtıklığından, anlıyor musun? Bıktım. Ne bu sinir? Ne bu sinir? Sinirli olması gereken benim burada. Farkındaysan aşk acısı çekiyorum. Çok belli aşk acısı çekti. Çok belli ediyorsun maşallah. Ne oluyor be? Ne oluyor sana? Sen derdin de bir söylesene bana. Başkalarının sevdiğinin peşini bırakacaksın kızım. Ne oluyor ya? Ben kimin sevdiğinin peşine düşmüşüm? Sen beni böyle saf bir şey falan zannettin herhalde. Ben her şeyi gördüm. Aslı bana bak. Saçmalamayı kes. Vallahi bir daha uyarmam ha. O eli indir. İndir o eli. İndirmiyorum. Şu eli indir. O eli indir. İndir o eli. İndirmiyorum. İndirmiyorum. Ne olacak ya indirmezsem? Kızım var ya. Ben senin ağzını yırtarım ha. Siz saçını mı sürüyorlar? Allah Allah. Halil, bizim eve gideceksin. Benim yatak odası da sedir sandığı açacaksın. Onun içine böyle bohçaya sarılmış emanet var. O emaneti bana getiriyorsun. Neye korkuyorsun sağ ol? Ne diyorsam onu yap. Nasıl girersen gir, ister çilingir tut, aç kapıyı gir, ister balkondan gir. Orası sana kalmış. Dediğimi yap yeter. Hadi. Ne bakıyorsun? Niye istedin emaneti bana? Ne lazım sana emanet? Elinden bir kaza maza çıkar maazallah ya. Çıksın diye istedim. Baba sen ne diyorsun? Allah aşkına bu yaştan sonra hapislerde mi çürüyeceksin? Allah korusun. Emine, karışma işime. Ne oluyor işte, dayanık mı? Bir bakana sonra Emine. Bu ne? Aa, evde telefon mu var? Siz iddiaçı mıydınız? Alo. Murat Sarsılmaz'ın evi mi? Evet. Murat Sarsılmaz'ın evi. Ben de karısıyım. Siz kimsiniz? Aa, kapattı. Bu ne ya?
bu saatte kadınlar niye arıyor ki bu evi? Evli bu adam, evli. Teşekkürler. Abi, sen böyle burada çay içmek için biraz fazla şık olmamış mısın? Yok, her zaman geldim. anlat bakalım. Niye çağırdın beni böyle apar topar? Ne konuşacaksın benimle? Bir şey konuşmayacağım. Yani iki kardeş laflar izledim. Seni çağırmak için nedene mi ihtiyacım var? Tabii ki de yok canım. Ne zaman istersen gelirim biliyorsun. Bak, evde bir sorun falan varsa... Sorun olacak oğlum, her şey gayet yolunda. Ben ne bileyim, dün de Kerem değilmişsin mesela. Evde karınlı olman gerekmiyor mu? Yeni evli adamsın sonuçta. Bir şey diyeceğim, ne bu şimdi? Ben sorguya mı çekiliyorum? Ha? Ne bu? Ne yani, evlendik diye arkadaşımızı, kardeşimizi boşayacak değiliz ya. Abi bak, eğer hayatta yolunda gitmeyen bir şey varsa konuşalım. Oğlum, hayatla her şey yolunda. Hatta şu anda evde oturmuş uslu uslu filmini izliyor. Madem herkes kafasına istediği gibi yaşıyor, ben de yaşarım. Hele bir gitmiş. Gidiyorum işte, ne yapacaksın? Ya abi kaç saat daha oturacağız böyle? Ne güzel vakit geçiyor işte. Ya vakit geçireceksek bizim çocukların yanına gidelim. Nereye, bara? Evet, hem daha güzel vakit geçiririz. Ya bak bu kadar olur, Mert arıyor. Biz de tam senden bahsediyorduk bro. Mekanda mısınız hala? Ne diyorsun ya? Ne haberi oğlum? Tamam, bana o haberin linkini atsana hemen. Hadi acil. Selam. Selam. Ne alırsınız? Sert bir şey olsun. Böyle... Hay hay. Yarın göreceğim ben. Nasıl bir kızı gelin aldığınızı herkes görecek. Bir de hisse vermişler kıza ya, delireceğim. Abicim bak, birazcık yavaş mı gitsek kaza falan yapacağız. Kim böyle bir haber yapmaya cesaret edebilir ya? Ya ama yapmışlar değil mi? Kim yapar, nasıl yapar ya? Ya bu haberi öğren de ben Hayat'ın dedesine ne diyeceğim? He? Adam bu haberi görünce ben yatmam sanacak, delirecek ya. O Murat Sarsılmaz var ya, bana yaptıklarının hepsini ödeyecek. Allah'ın merhametsizi, taş yürekli. Vicdansızlık abidesi, zalim. Zalim. Ben biliyorum. Benden intikam alıyor. Canımı acıtacağım zannediyor. Acıtıyor. Acıtıyor. Benim kalbim düşüyorsun, çok acıtıyor. Böyle kalbimi böyle böcekler ısırıyor gibi oluyor. Çok acıtıyor be abi. Abi mi? Tamam. Tamam, ben yalan söylemiş olabilirim. Söyledim. Söylemedim değil. Ama sen söylesene. Bu kadar da fazla değil mi? Haklısın abicim. Ama bu kadarı sana da fazla. Sen daha fazla içme bence. Bak,
Sen de bana hak verdin. Sen de hak verdin. Hop 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 hop. Sen arama abicim. Söyle bana kim aranacaksa ben arayayım. Hayat'ı ara hemen. Enişte arıyor galiba. Evet. Zalim arıyor. Zalimlerin zalimi Murat Sarsılmaz. Aç istersen. Tabii ki. Kapatacağım. Meşgul attı. Ya inat yapacak zaman mı şimdi Hayat ya? Bir daha ara. Ya benim içkim vardı. Sen içkimi al, versene sonra bana. Oo. Çok güzel, bir tane daha versene. Bu son yalnız. Bundan sonra kapatıyoruz. Tamam mı abi? 120 de geri vermedi. Kolyemi de. Bak. Açsan iyi olur. Arıyor. Neden arıyor? Çünkü o aradı. Ben açmadım. Ego yapıyor. Çünkü o Murat Sarsılmaz. Gurur yuma, ego anıtı. Dünyanın en önemlisi o çünkü. Açsan iyi olur. Açmayacağım. Arayan, açana kadar arayacak. Ben yine açmayacağım. Biraz da sen üzül. Biraz da sen ağla Murat Efendi. Taksi çağırayım mı? Senin artık eve gitmen lazım. Orası ev değil. Orası cehennem. Burası çok güzel. Ben burada mutluyum. Yalan yok sende. Niye yalan söylüyorsun o zaman? Ne yapayım? O dedi. Söyleme yanında olduğum dedi. Doruk mu dedi? Doruk mu senden hoşlanıyormuş? Söyle. Ha, Doruk benden hoşlanıyormuş. Aşıkmış bana. Yok lütfen şu anda söyler misin? Şu anda kaldırabilirim çünkü ben bunu. Söyler misin lütfen? Söylemiyorum. Sen benim saçımı başımı yoldun. Kal öyle çatla meraktan, söylemiyorum. Ya söylesene o zaman. Niye hissediyorsun? Kimden hoşlanıyormuş? Ne dedi sana? Kimden hoşlanıyorum dedi. Söyle açıkça. Ben şu anda bunu duymak istiyorum. Söyler misin lütfen ya? Senden hoşlanıyormuş. Alan sala. Kimden hoşlanacak? Hoşlandığım kızla kanka muhabbeti yapmaktan sıkıldım dedi. Yok dedi bunu. Olarak ne söyledi? Kendi mi söyledi? Ne söyledi? Ne söyledi? Hangi kelimeleri kullandı? Böyle mi söyledi? Ne şekilde söyledi? Söyle, anlat. Ayrıntı ver bana, söyle. Çok mu seviyormuş? Ay. Hoşlandığım kıza kanka kanka demekten sıkıldım dedi. Bezdim dedi. Kapış? Ya saçma. Yalan söylüyorsun. Nasıl söyledi? Nasıl söyledi? Bir daha anlat. Ne dedi? Ne dedi? Anlatsana kızım, ne dedi? Dur. Telefon çalıyor. Enişte arıyor, dur. Niye ki? Alo. İpek Hayat yanınızda mı? Yo, burada değil. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Siz evde misiniz? Evdeyiz. Nerede olacağız ki? Sen niye Hayat'ı soruyorsun? Hayat senin yanında değil mi evde? Ya yok, bir işim çıkmıştı. Çıktım ben evden.
Dur, Hayat arıyor altta, ben döneceğim size. Alo Hayat, neredesin sen? Delirecek misin beni? Alo. Sen kimsin? Ben X Bar'dan arıyorum, Bora. Bar'dan mı arıyorsun? Ya Murat abiydi değil mi? Eşiniz burada da. Gelip alabilir misiniz? Ya niye arıyorsun sen o zebaniyi? Kapat, gitmiyorum ben. Hayat, telefonu ver hemen. Veremem. Yüzüne kapat yüzünü. Üzülsün. Nasıl veremezsin? Karımı ver telefona. Çattık ya. Ya abi siz karı koca bir acayipsiniz. Konuşacak halde değil zaten. Konum atayım ben. Siz gelin alın karınızı. Tamam. Ah Hayat, ah Hayat, ah Hayat. Ne? Hani çocuğu? Biz kanka değiliz de hadi. Ya... Ya bilmiyorum ki. Yani biraz daha böyle ağırdan mı alsam diyorum. Ha? Hayır yok öyle bir şey ya. Ya Hero ya Mero. Bir avaz da söyle işte. Ya ama ben çok utanabilirim şu anda. Bak Aslı. Çocuk gidici. Çünkü kanka olmak istemiyor. Artık bu şekilde görüşemezsiniz. Ömür boyu da seni bekleyecek değil yani. Buluverir vallahi birini. Okey ben arıyorum o zaman. Alo Doruk. Efendim Aslı. Biz artık kanka falan değiliz. Bak Aslı'cığım, bu haberin benimle bir ilgisi yok. Hem bu kadar sert çıkmasan. Neyin sert çıkmasam? Ne haberi? Ya abimle Hayat yine gazetede. Ne gazetesi ya? Gazete diyor, bir şey diyor. Ne gazetesi? Hem bu seferki çok fena. Ya hem sizin oralar hem bizim buralar fena halde karışacak. Doruk sen ne diyorsun, ben hiç anlamıyorum ki şu anda seni. Ne haberi? Ya Aslı aç bak işte interneti. Haşmet'te de Hayat falan hepsi var. Dur tamam. Dede ve torununun büyük oyunu. Ailecek dolandırdılar. Bu ne ya? Ben geldim. Hadi kalkıyoruz. Hayat. Pardon. Siz kimsiniz? Hayatcığım, hadi bak oynanacak vakit yok. Gidiyoruz. Kalk. Hayat. Sarsılmaz. Hayat sarsılmaz diyeceksin. İşte abicim. Egoyu mazalim bu. Merhaba Murat abi. Merhaba abi. Bana bak, sen abuk subuk insanlara bizi mi anlatıyorsun, hı? Anlattım evet. Bana neler yaptığını, beni nasıl kırdığını anlattım. İşte tamam, bu bizim özelimiz zaten. Bizim özelimiz mi var? Ben hiç farkında değilim. Tamam, şov bitti. Gidiyoruz artık, hadi. Sen bana karışamazsın. Ben... Gelmiyorum. Artık gelmeyeceğim de. Hayat. Abicim bir tane daha verir misin? Hayat. Bana bak. Sabrımı taşırma. Gidiyoruz. Hmm. Kalk. Yürü. Sen kimsin bana emir veriyorsun? Kocanım kızım ben senin. Kocan. Artık benim istediğim olacak. Sen buradan gidiyorsun. Ben gelmiyorum. Hayat. Yeter. Hadi. Of ama abi bana yolluk verecekti o. Oluyor. Hop 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 hop. Çıkma demedim ben. Şu haline bak. Utanmıyor musun hiç?
sana bir şey söylemem lazım. Kirpiklerin çok güzel. Ama böyle kötü kötü bakıyorsun ya. Kalbime bıçak gibi saplanıyor. Halletmemiz gereken başka şeyler var. Mümkün değil Selay Yıldan. Tamam. Kötü oldu ya İpek. Ne yapsak, Emine teyzeyi mi uyandırsak? Saçmalama ya. Niye yüreğini kaldıracaksın bu saatte kadının? Zaten yarın görecekler. Bu nasıl rezil bir haber ya? Yok varoşların yükselişi. Yok dedenin büyük planı. Ne biçim insan bunlar? Var ya, Haşmet dedenin bunu kesinlikle görmemesi gerekiyor. Adam vallahi dikilir gider. Görmesini engellememiz lazım. Niye değilsiniz kızla? Yanım ne görmemem lazım? Sarhoşluğun da ne pismiş hayat ya. İnsanlar nasıl böyle şeyler düşünebilirler? Nasıl böyle şeyler söyleyebilirler? Nasıl böyle şeyler yazabilirler Allah'ım?
dede torunun soygun planı değil. Bize dolandırıcı değil. Dolandırıcı değil bize ya. Dolandırıcı değil bize. Dede. Haşmet dedem. Dede. Dede. Soygun. Dedem, Haşmet dede. Dede. Haşmet dede. Haşmet dedeciğim. Dede. Kalp alışır acı çekmelere, can dayanmaz yeni sevmelere. Boşa yürek çekip aynı, bana sorun bir kim haklı? Sözünü